Merhaba arkadaşlar. Ben Erasmus için Münih Teknik Üniversitesi'ne Almanya'ya geldim. 4 gündür Almanya'dayım. Bu videoda sizlere hem Erasmus'tan hem de pandemi döneminde Erasmus'tan bahsetmek istiyorum. Daha sonra da sizlere buradaki yurt odamı gezdireceğim. Öncelikle Erasmus Exchange bence çok güzel bir fırsat. Bu sayede hem bir ülkeyi tanıma fırsatınız oluyor, hem başka bir üniversite görmüş oluyorsunuz. O üniversite nasıl eğitim veriyor, öyle bir ufuk kazanıyorsunuz. Yani daha kaliteli bir üniversiteye giderseniz o üniversitenin kalitesinden faydalanabiliyorsunuz. Ya da bir üniversite daha kaliteli olmasa bile sizin üniversitenizde olmayan şeyler orada olabilir. Eksikleriniz, artılarınız farklı olabilir yani. Oraya gittiğinizde bunlardan faydalanabilirsiniz. Yurt dışına gezmeye gittiğinizde çok fazla orada yaşama tecrübesi edinemiyorsunuz. Orada bir şey yapıyor olmanız lazım ki orada yaşamayı gerçekten tadabilirsiniz. Üniversite bitirdikten sonra yurt dışına çıkmayı düşünüyorum. Bu yüzden de bir yurt dışı tecrübesi kazanmamın iyi olacağını düşündüm. Bu yüzden de Erasmus istiyordum. Aynı zamanda geldiğim üniversite, Münih Teknik Üniversitesi, dünya sıralamasında iyi bir yerde bir üniversite. Bu yüzden de buraya gelmem faydalı olacağını düşündüm. Yani hem akademik kariyerim için, hem yurt dışı tecrübesi için, hem de gezip görmek, yeni kültürler tanımak için Erasmus tercih ettim. Tabii ki ben bunları tercih ettiğimde 2. sınıfın başındaydım. Bundan 1,5 sene önceydi. 2019'un sonbaharında biz Erasmus ve Exchange için tercih yapıyoruz üniversitemizde. Yani ben bunları yaparken ortada ne korona vardı ne bir şey vardı. Buraya gelecektim, gezecektim, görecektim. İşte Almanca tecrübesi edinecektim. Öyle bir planım vardı. Ama sonra korona çıktı. Bazı programlar iptal oldu bu süreçte. Ama ben gelmekten vazgeçmedim. Çünkü benim dediğim gibi 3 motivasyonum vardı. Birincisi gezmek, ikincisi akademik, üçüncüsü de yurt dışı tecrübesi. Ve korona benim sadece aslında gezme tecrübemi belki biraz kısıtlayabilir ama diğer iki tecrübe devam ediyor. Yani ben burada yine yurt dışında yaşıyor olacağım ve yine bir akademik, buradaki üniversitenin derslerini almış olacağım, bir akademik hayatı görmüş olacağım. O yüzden de ben bu korona sürecinde de gelmekten vazgeçmedim. Başvuru sürecinde şöyle oldu. Biz Erasmus ve Exchange'e başvururken sıralamanız yapılıyor. Başvurulara göre bir puanınız oluyor. Bu puana göre sıralanıyorsunuz. Ona göre tercihlerinize gidiyorsunuz. Bu puanı etkileyen de 3 şey var. Bunlar tabii ki Boğaziçi Üniversitesi için konuşuyorum. Başka üniversitelerde farklı olabilir. Birincisi ortalamanız. İkincisi hazırlığı geçme puanınız. Yani sizin İngilizce seviyeniz. Üçüncüsü de üniversiteye giriş sıralamanız. Ama aslında çoğu şeyi bu ikisi belirliyor. Üniversiteye giriş sıralamanız sadece ilk yüzdeyseniz, ilk yüzde üniversiteye gelirseniz bir ek puan sağlıyor. Onun dışında çok büyük bir kısmı ders ortalamanızdan ve sizin sadece ders ortalamanız da değil. Yani bölümünüzün ortalaması da etkili. Her bölümün ortalaması aynı şekilde etkilemiyor. Bölümünüzün sınavda sapması etkili ve hazırlığı geçme puanınız doğrudan etkili. Bu şekilde bir puan sıralama oluşturuluyor. Ben çap yapıyorum. Yani hem elektrik elektronikte hem fizik okuyorum. Buraya gelirken de ikisinden de başvuru yaptım. Ama elektrik elektronikte puanı benden daha yüksek olanlar başvurduğu için ben seçilemedim. Ben fizikten geldim buraya. Burayı istiyordum ve iki bölümden de buraya başvurdum. Fizikte seçildim ve buraya fizik bölümünde geldim. Ama benim için çok fazla bir şey değişmedi. Burada şu an 6 ders alıyorum. 3 tanesi elektrik elektronik dersi, 3 tanesi fizik dersi. Yani benim için çok fark eden bir şey olmadı. Buradaki üniversitenin Almanca zorunluluğu var bir de. B1 seviyesinde Almanca istiyor. Onun dışında ben üniversitenin ilk yıllarından beri ders alıyordum üniversitede. Daha sonra da bu yaz kendim Almanca çalıştım. Yazın sonunda da B1 sınavına girdim Göte'nin. Onu geçtim. O şekilde buraya o belgeyi teslim ettim ve buraya geldim. Exchange için B1'i kabul ediyor. Ben burada okumak için Göte'nin B2 sertifikasını istiyor TUM. Ama aslında burada İngilizce dersler de var. Benim aldığım 6 dersin şu an 5 tanesi İngilizce zaten. İngilizce için de okuldan aldığım hazırlık belgemi teslim ettim buraya. Onu kabul ettiler. Yani hem Almanca hem İngilizce ders alıyorum. Hatta çoğunu İngilizce alıyorum derslerimi. Daha da derslerim başlamadı. Şu an sadece oryantasyon haftasındayız. Böyle biraz da sohbet tarzında bir video oluyor. Daha önce böyle bir video çekmemiştim. Umarım bunu da beğenirsiniz. Yani tabii Erasmus'un daha çok başlarındayım. Sadece giriş sürecini hallettim. Burada neler yaşayacağım, neler olacak onları da İlerleyen zamanlarda yeni tekrar anlatırım. Şu an buraya geldim. Almanya'da girişte 10 gün boyunca karantina uygulanıyor. Yani şu an karantinadayım aslında yurt odamda. O yüzden çok fazla bir gözlemim olmadı. Yani şehre falan gitmedim. Havaalanından yurda geldim ve sadece yurdun etrafındaydım. O yüzden çok fazla bir şey anlatamayacağım bunun için size. Ama gezdiğim yerlerin de videolarını çekmek, onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Umarım onları da severseniz. Korona döneminde de TUM'da eğitim yarı yarıya online, yarı yarıya yüz yüze. Hibrit bir sistem ama büyük çoğunluk online. Benim aldığım 6 dersten bir tanesi kampüste. Onun için gideceğim herhalde. Bana öyle gözüküyor. Bu da benim için yeterli gibi. Yani kampüsü göreceğim. Kampüs hayatında en azından bir nebze yaşamış olacağım. Onun için de mutluyum. Ama çok fazla da sürekli kampüste olmayacağım. Bunun da hem iyi hem kötü yanları var. Yani korona riskine girmemiş olacağım belki. Daha az girmiş olacağım. Evde olacağım. Onun dışında şu an halimden gayet memnunum. Hiç pişman değilim. Umarım da olmam bu dönemde geldiğim için. Ne kadar gezebileceğim onun hakkında da çok bir fikrim yok. Seyahat kısıtlamalarını vesaire çok fazla öğrenemedim burada ama hiç yoktan bulunduğum şehre Münih'i bile gezsem onunla bile memnun olurum. Sonuçta ben Türkiye'de kalsaydım da evde oturacaktım. Burada da en kötü ihtimalle yine yurtta otururum. Hani farklı bir şey görmüş olurum. En azından hiç yoktan bile market alışverişi bile farklı bir şey yani. O yüzden o bile benim için güzel bir tecrübe olacak diye düşünüyorum. Yani zaten hayatınızın hiçbir döneminde kimse sizin cebinize para koyup gidip Avrupa'da yaşa demez herhalde. Yani Erasmus bu yüzden çok büyük bir, çok güzel bir avantaj bence. Yani fırsatınız varsa mutlaka değerlendirin. Bunun için de ortalamanızı ilk sınıflardan itibaren yüksek tutmanız lazım. Buna dikkat edin. Üniversite ilk geldiğinizde kolay derslerde kötü ortalama yapmayın. Sonrasında düzeltmesi zor olur. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Hadi şimdi de odamı gezelim. Evet, kapımız böyle. Kapıyı açıyorum. Şöyle.
Önce girişte sol tarafta böyle bir mutfak var. Üst tarafta bir dolap. Bir tane levye. İki tane elektrikli ocak. Bir tane küçük buzdolabı. Bir tane de dolap var yine. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Ben buraya eşyalarımı koydum biraz ve biraz da dağınık. Odanın geneli biraz dağınık. Onun için kusura bakmayın. Diğer odalar, diğer arkadaşlarımın odalarına baktığımda benim mutfağım biraz daha küçük diğerlerine göre. Ama odam biraz daha büyük. Oradan bir fark oluşmuş. Mutfağım küçük olduğu için tezgahta hiç bir şey yapmaya yer yok. Yani bir şey keseceğim, bir şey yapacağım zaman şurada yapmak, bulaşık yerinde yapmak zorunda kalıyorum. Ama çok şey bir problem değil. Kettle'ım da yukarıda kaldı. Kettle'ım da burada koyacak yer bulamadım çünkü. Aşağıda şöyle bir buzdolabım var. Ve bunlar buraya geldiğimde bu 3-4 günde aldıklarım. Bir de buzluğu da var. Böyle buzdolabım şu an genel itibariyle daha boş. Bu tarafta da yine böyle bir dolap var. İçinde temizlik malzemeleri vardı. Ben geldiğimde vardı bunlar. Ben bir şey eklemedim. Ondan sonra bu taraf banyo. Yine böyle bir lavabo var. Buraya malzemelerimi koyabileceğim bir yer yapılmış. Klozet. Ve böyle bir duşakabini var. Üstünde de şöyle bir aynası var ama ayna artık biraz özelliğini kaybetmiş. Şöyle yine küçük bir çöp kutusu vardı buraya geldiğimde. O da burada duruyor. Büyük ihtimalle öncekiler bırakmış çünkü her odada yok. Yani böyle şeyler standart değil. İşte bu kim odada önceki çöp kutusu bırakmış, çöp kutusu var. Kim odada askılık bırakmışlar, askılık var. Öyle banyom da böyle. Yani normal bir banyo yeterli. Banyo şöyle bir problem var ama. Yani banyo gider yapmamışlar. Yani buradaki su burada kalıyor, gideceği bir yer yok. Buradan banyo yaparken dışarı su akarsa o orada kalıyor buharlaşıncaya kadar. Böyle bir sıkıntısı var yani banyonun. Neden böyle bir şey yapmışlar anlamadım. Şimdi odaya geçiyoruz. Ben ayakkabılarımla girmiyorum. Ayakkabılarımı çıkardım ve dolaba koyuyorum. İlk girdiğimizde böyle solda kitaplık gibi bir yer var. Raf raf. Ben buraya işte genelde dışarı çıkarken kullanacağım malzemeleri koyuyorum. İşte maskeler vesaire burada. Sonra cüzdanım, işte pasaportum vesaire şu çantanın içerisinde. Bu da alışveriş çantam. Buraya geldiğimde aldım. Marketten eşyaları getirirken lazım oluyor. Burada markette hani 25 kuruş verseniz de plastik poşet alamıyorsunuz. Bunlardan almanız lazım. Çok kullanımlı bu tarz şeyler satılıyor. Böyle açık kütüphane gibi yerler var. Yani sokakta böyle bir kitaplık var. Cam kitaplık var. İsteyen gidip oradan kitap alıp geri bırakabiliyor. Yani tamamen açık. Oradan bir kitap aldım okumak için. Onun dışında ben biraz şanslıyım dediğim gibi. Mutfağım küçük ama odam büyük. Şöyle geniş bir camım var. Ve en üst katta kalıyorum. Böyle de aşağısı. Burası yurdum bahçesi. Yani şu binalar böyle şu en baştaki binadan böyle buraya kadar. Sonra da şu bina ve şu bina yurt. Şu bina değil sadece anladığım kadarıyla. Ama buralar hep yurdun yerleri. Onun dışında böyle iki tane kaloriferim var. Yanında da şöyle bir masam var. Masam gayet büyük ve gayet güzel. Ben büyük masanın büyük masayı çok seviyorum. Yani büyük masa çok yararlı oluyor. Masada işte bir tane router koydum. İnternet kablosuz internetimiz yok. Kablolu veriyorlar. Onu çoğaltmak için bilgisayarım vesaire, eşyalarım. Şöyle de bir sandalyesi var. Biraz okul sıralarına benziyor. Onun dışında bize geldiğimizde böyle bir paket verdiler. Servis paketi diye. İşte yurt dışından gelen öğrencilere veriliyormuş. Bu da onun içindeki şeylerden biri. Böyle bir matara verdiler. Böyle. Bu mataranın dışında şöyle yatağıma geleyim. Yatağımın altına bir tane çarşaf verdiler. Yastığı verdiler. Bir de uyku tulumu verdiler. Ayakları yastık böyle iki boyutlu gibi bir şey. Çok ince. O yüzden yatarken çok zor oluyor. Ben de bunu böyle katlayıp iki katlı yatıyorum o yüzden. Onun dışında çarşafını serdim. Bir de uyku tulumu verdiler. Yani battaniye vermediler. Baştan böyle bayağı şey oldum. Ama ondan sonra uyku tulumunu açtım. Yani bütün fermuarını açınca tam böyle dikdörtgen şeklinde oluyor. Ve yani normal böyle yuvarlak değil uyku tulumu, dikdörtgen şeklinde. Uyku tulumu açınca da tam böyle Neversim boyutlarında oldu. Yani Neversim kılıfını ben kendim getirmiştim. Bu yastık kılıfı, Neversim kılıfı ve çarşaf da bir tane kendim getirmiştim.
O uyku tulumu tam böyle nevresimin boyutunda oldu. Yani tam içine sığdı. O şekilde koydum. Yani bunun içerisindeki şey aslında uyku tulumu. Çok bir zarar yok. Sadece böyle arada fermuarı falan var. Tıngır tıngır ediyor içerisinde nevresimin. O kadar. Ondan sonra şu şekilde yatağın altında bir çekmece gibi bir şey var büyük. Buraya çantalarımı koydum. Bir tane de yedek yastık kılıfım var. Sonra bu da uyku tulumunun dediğim gibi şey kılıfı. Verdikleri uyku tulumunun kılıfı. Yani siz de gelirseniz uyku tulumu verirseler uyku tulumunu battaniye gibi kullanabiliyorsunuz. Onun dışında böyle bir çekmece var yatağın başında. Onun içinde de yine vizörlerim var. Bu yine odanın çok büyük bir eksiği, ondan bahsedeyim. Odada ışık yok. Yani şöyle göstereyim tavanı. Tavanda ışık olması gereken yerde sadece şöyle bir yangın alarmı var. Işığı buraya koymuşlar. Ama bu da öyle bir yerdeki, şöyle göstereyim. Dolabın arkasında kalıyor. Bu ışığı açtığınızda ne yatağa ne masaya ışık gelme ihtimali yok. Yani zaten küçük bir ışık, gece lambası gibi bir şey. Oda karanlık kalıyor, odada aydınlatması yok. Ben bu ışığı video çekmek için kullanıyordum. Hem hafif hem de kolay taşınabilir bir şey. O yüzden buraya getirmiştim onu da. Ve yani aydınlatmamı onunla sağlıyorum. O olmasa buralar tamamen karanlık olacak. Burayı nasıl aydınlatabilirdim başka bilmiyorum. İyi ki getirmişim. Çok işime yarıyor. Yani bu ışık zaten hem böyle gece lambası olarak kullanabiliyorsunuz. Hem masa lambası olarak kullanılıyor. Hem video çekerken kullanılıyor. Çok kullanışlı bir şeymiş. Yani tavsiye ederim öyle bir şey düşünüyorsanız. Onun dışında bir de şöyle bir dolabım var. Dolabım gayet büyük, gayet güzel. Valizimi de üzerine koydum. Ama dolabımızın da şöyle bir sıkıntısı var. Dolapta kulp koymamışlar. Yani dolapta tutacak bir şey yok. Nereden tutacaksınız? Yukarıda da böyle tutulmuyor. Yani burası da düz. Buradan da geçmiyor. O yüzden dolabı mecbur. Anahtarından tutup açmak zorunda kalıyorum. O da inşallah anahtar kırılmaz bir gün yani. Bu şekilde. Dolapta askılıklar da vardı. Ben böyle biraz yığdım gibi kıyafetlerimi. Zaten yani katlı getirmiştim ama yolda biraz bozulmuş. O şekilde koydum buraya. Öyle duruyorlar. Şunlar montlarım, ceketlerim. Burada yanda böyle bir rafları var. İşte ben tişörtlerimi, çoraplarımı vesaire buralara koydum. Böyle raf raf ayırdım. Bu da kıyafetlerini düzenlemek için gayet güzel olmuş. Gayet güzel bir yer. Sadece hani bir tanesinin önünde bir şey olsaymış da çoraplar düşmeseymiş iyi olurmuş. Çoraplar bazen düşüyor. Onun dışında şöyle diğer rafı var. Diğer rafı da yine kulp yok. Yani kulp koyacak yeri bile yok. Onu da açıyorum. Bu da böyle yine raf raf bir yer. En altta iki tanesini şöyle ayakkabılık yaptım. Oraya ayakkabılarımı koyuyorum. Bir tanesini kirli çamaşırları koymak için yaptım. Bir tanesi de havlum ve işte giyeceğim kıyafetlerim vesaire var. Odam böyle. Şöyle bir uçtan da göstereyim. Şöyle böyle bir odam var. Şu aşağı koyduğum da çöp poşeti. Çöp poşeti biraz karışık burada. Yani Almanya'da 3 farklı çöp falan var. Çöpleri ayrı ayrı çıkarıyorlar. Ve ben bunların nasıl ayrıldığını hala çözemedim. O yüzden biraz karışık duruyor şu an. Şimdi şöyle bir oturayım masama. Bir de size yurdu nasıl bulduğumdan bahsedeyim. Normalde Erasmus öğrencilerine yurt vermiyorlarmış. Ama herhalde bu dönem yurtta kalan çok fazla kişi yoktu. Bize mail attılar. Dediler ki yurtta boş yerlerimiz var. İsteyenlere verebiliriz. Ama hani tek kişilik oda da olabilir. Bir apartman dairesinde bir oda da olabilir. Tek bildiğimiz şey yattığınız yer tek başına olacaksınız ama mutfağınız, banyonuz paylaşılabilir. Neresi çıkacağı da belli değil. Bu şekilde kabul ediyorsanız ediyoruz diye mail atın. Etmiyorsanız da etmiyoruz deyin dediler. Yani bir 5-10 dakika içerisinde yazdık bu şekilde. Yer çıktı ve ben şu an çok memnunum. Yani gayet güzel bir yerden gelmiş. Yurtta kalmanın da şöyle bir avantajı var. Erasmus'ta insanlarla tanışmaya geliyorsunuz. Bir de bu dönem online olunca siz gidip herhangi bir evde yaşarsanız hiç öğrenci göremeyeceksiniz belki. Burada en azından çok büyük bir yurtta olmasam da etrafımda öğrenciler var. Umarım onlarla tanışırım. Güzel bir dönem geçer. Başka sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Umarım güzel ve faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.